Bu dersimizde tuple'ları işleyeceğiz. Türkçe'ye birebir çevirdiğimizde demet şeklinde çevriliyor. Tuple'lar bileşik veri tiptir. Bir önceki derste gördüğümüz diziler aralarındaki en temel fark tuple'lar farklı veri tiplerinin içerisinde barındırabilirler. Dizi oluştururken veri tipi tek bir tür olma zorunluluğu vardı. Yani float bir dizi oluşturuyorsanız hepsi float olmak zorundaydı. Tuple'lar için bu geçerli değil. İsterseniz tam sayı, ondalık, char ve bir sonraki derste işleyeceğimiz string tiplerini bir araya getirebilirsiniz. Genellikle fonksiyonlarda birden çok parametre döndürmede ve yapılarda kullanıyoruz. Şimdi bir tuple tanımlayalım. İçerisine tam sayı 11, float 2.97 ve karakter Z değerlerini giriyorum. Tuple'lar dizilerden farklı olarak parantezlerle tanımlanırlar. Yine elemanlar arasına virgül koyarak tanımlarız. Print eleman makrosuyla float elemanını yazdıralım. İndeksleme 0'dan başlıyor ve dolayısıyla float değerini yazdırabilmek için nokta operatörünü kullandıktan sonra 1 yazıyoruz. Zaten açılan menüden gördüğünüz üzere diğer elemanların da indisleri geldi. Rust Analyzer tuple'u algılayıp türlerini otomatik olarak yazdı. Bunu siz de yazabilirsiniz. Bir de tuple içinde başka bir tuple tanımlamak da çok basit. Bir virgül koyup içerisine yeni bir tuple oluşturuyorum. Aşağıda ilgili tuple'ı tek bir eleman gibi düşünüp onun indisteki sırasını yazarak içerisine erişiyoruz. Şimdi kendi sırasına göre elemanlarını yazdırabiliriz. Tupulun ilk sırasındaki değeri yazdırmak için nokta operatöründen sonra sıfır yazıyorum. Bu şekilde iç içe tuple tanımlayabilir ve değerlerini kullanabilirsiniz. Son olarak tuple yıkımı yapabiliyoruz. Literatürde destructuring şeklinde geçiyor. Hadi ABC isimli 3 değişkeni tuple yıkarak değerlerini atayalım. Bu değişkenleri printelen ile yazdıralım. Bir sonraki derste görüşürüz.